Hazreti Muhammed'in ölümünden 48 sene sonra bütün peygamberin kutsal kabul ettikleri oruç tuttukları Hicr 10. Muharrem günü 10 Ekim 680 tarihinden Kerbala'dan Fırat Nehri'nin kenarında kurda kuşa sebil olan Fırat suyunu Hazreti Muhammed'in torunlarına Ehl-i Beyt'ine ne de tek kalan Hazreti Hüseyin'i ve onun mahzun yavrularına vermediler. Dünya bugüne kadar eşi benzeri olmayan insanlık aleminin yüz karası görülmemiş susuz bir zulüm vakatiyamış işlemde. Muharrem ayı deyince alemde için yaz matem ayı halk akla gelir. Bugün kader insanda felsefesi itikadında sevgisinde Hazreti Muhammed ve onun Ehl-i Beyt'inde yanı gönülden muhabbetli bağlı olan aleviler onların sevgisiyle sevinmişler, kederiyle kederlenmişler, acılarına ağlamışlar. Gördükleri zulümde yas tutmuşlar. Zulüm edenlerde lanetlemişlerdir. Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine inanıp da iman edenler onlara yapılan bu zulümün acısını hiçbir zaman unutmazlar. Hele Muharrem ayı gelince zulümün kendilerine yapılmış gibi acısını hissederler. İşte 12 gün oruçlu halleriyle düğünlere, eğlencelere, yerlere gitmezler. Düğün ve nişan yapmazlar. Fazla su yiyeceklerde güçler oranında sakınırlar. Yaşadıkları ortama göre imkanları ve olanakları el veriyorsa tıraş olmazlar. İşaretlerin çektiği güzel ve etli yemekleri yemezler. Ailelikte oruç derken tavra kalkmak yoktur. Durumu özetleyecek olursak nasıl ki yakınlarına birini kaybettiği zaman onun acısıyla bir zaman keder üzüntü günler yaşıyorlarsa 12 gün oruç boyunca da öyle yaşanır. Bugün Gökçelere cennet olarak hazanımız, aşığımız Allah sakinle paylaşmak için de büyük mutluluk duymaktayız. Sevgili canlar, yer inşaatımız devam etmektedir. Eksiklerimiz vardır. Biz zaten Aleviler makam gözetmeden buraya toplandığımızdan tek canız. Hepinize tekrar hoş geldin derim. Süleyman Metin dedemi konuşması ve duası yapmakça kürsüye davet ediyorum. Muhammed Ali ve onun Ehl-i Beyti adına aşk ve niyazla hürmetle selamlıyorum. Hoş sefa geldiniz. Bize kıvanç güç verdiniz. Ehl-i Beyti bu kutsal gününde bize verdiğiniz destekte dolayı Hak Muhammed Ali size razı olsun efendim. Şimdi kısaca başkanımız da değindi. Kerbela olayı 1386 yılında devam ede gelen bir yas-ı matemdir. Bu Anadolu İslam toplumu içerisinde büyüklerimiz daima bu orucu tutmuşlardır veyahut da bu yas-ı matemi tutmuşlardır. Aşure bilindiği gibi bütün peygamberler zamanında bir kutlama, bir güzellik yad etmek için yapılan bir ibadet şekliydi. Ancak 1386 yıl önce Kerbela olayında İmam Hüseyin'in şehit edilmesi bu şehadetten dolayı 72 kişiyle beraber yas-ı matem olarak inanç yerine getirmeye başlandı. Bu inancımızın tüm insanlık aleminin birlik beraberlik içinde dost olarak, arkadaş olarak, akraba olarak nasıl birbirimizi seviyorsa komşu olarak da komşu hakkı Tanrı hakkıdır. Hepimiz sevgi, saygıyla birbirimizi sevip sayma ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bu cem evimizin de amacı Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki o evlerde Allah'ın ismi yad ediliyor, çerağı yakılıyor, o evler kutsal evlerdir diyor.
bu ibadet yerleri hangi dine ait olursa olsun netice de Allah'ın ismi anılıyor. Onların ismi yad ediliyor. Bu yad edilen isimler, yad edildiği evler kutsal yerlerdir. Buralarda yanlış işlerin olmaması lazım. İkilik olmaması, ayrım olmaması lazım. Biz de bu vesileyle işte aşuremizi sizlerle birlikte paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. İsmi Şehallah Allah. Ya Rabbi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, senin rızan için oruç tuttuk. Alemlere rahmet, Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt'in muhabbeti için matem tuttuk. Oruçlarımızı ve matemlerimizi kabul eyle ya Rabbim. Rahman ve Rahim olan yüzü suyu hürmetine Ehl-i Beyt sevgisiyle gönüllerimizi nurlandır. Bu vesileyle göz gösterimiz eyle. Onların bizlere hoşnut eyle. Himmetleri üzerinde hazır bir nazır eyle. Cümle İslam insanlığın barış, dostluğunun, kardeşliğini vesile eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, alemlere rahmet olarak yarattığın ve pak olduğuna şehadet ettiğin Ehl-i Beyt'in yüzü suyu hürmetine yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle ya Rabbim. Ülkemizin bütünlüğü, huzuru ve hak yolunda canları feda eden Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Ülkemizde Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün vesile arkadaşlarının cephane taşıyan fazilet sembolü olan annelerimizin, bu vatan için şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine cümlemizi her türlü kazalarda, belalarda, savaşlarda, afetlerde emin eyle. Nimet-i Celil, Bereket-i Halil, Habibi Huda, Resul-i Kibriya, Server-i Enbiye, Muhammed Mustafa, Şali el-Murtaza, Şehit Hüseyin-i Deşti Kerbela hürmetine lokmalarımızı, aşuremizi dergah izzetinde kabul eyle. Duası bizde, kabulü sende olsun ya İlahi Rabbim. Hak Muhammed Ali bu lokmaları kabul eylesin. Hepinizde hoş sefa geldiniz. Allah yardımcınız olsun. Gerçeği mümine yarın. Eyvallah. Ah Hüseyin, ah Hüseyin, şehit düşmüş yanında. Ah Hüseyin, ah Hüseyin, şehit düşmüş yanında. Ah Hüseyin. Thank you.
Thank you.